Merhabalar. 2021 2023 yılında 21 milyonun üzerinde kişi icralık olmuş. Hı. Bu rakam 2024'e girdik biliyorsunuz. İlk 5 gününde 24'ün 134 bin kişi artmış. Evet. Bu ne anlama geliyor? Siz bir vatandaş olarak ne diyebilirsiniz? Ne diyeceğim zaten, herkes iflas ediyor demek ki. Demek ki iflas edilmiş ya. Bu kadar icra gidildiğine göre zaten yıllardır bu süre gelen bir fakirleşme var. Artık burada yavaş yavaş herhalde 2024'te patlak verecek. Ama halen maalesef bizim başımızdakiler sanki 25 yıldır kendileri iktidarda değil. Şimdi İstanbul'u depremle için hazırlayacaklarmış. 25 senedir niye hazırlamadınız? Hatırlatmak istiyorum ben size. He. Nebati vardı, Maliye Bakanı. Ondan önce de Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı vardı. He. Berat Bey diyordu ki Mart-Nisan'dan iyi olacak, Nisan-Mayıs'tan iyi olur falan. Nebati Bey de gözlerime bakın 6 ay içinde ışıldayacağız diyordu. Ama ışıldayan bir şey yok. Millet adeta icra pençesinin girdabında. Yok zaten şeyde, yani Berat Bey'in şeyinde zamanında 3-5 liraydı dolar. Ondan sonra da 10 lira olmaz diye bağırdılar, 15 lira olmaz diye bağırdılar. Şimdi 40 liraya yanaşıyor neredeyse. Sizin bir vatandaş olarak düzeleceğinden, ekonominin düzeleceğinden ümidiniz var mı? Yok. Niçin abi? Yok yok, hiçbir. Hayır, çünkü yapılan icraatlarda da böyle bir şey göremiyoruz yani. Sadece söylem. Mış olacak, gelecek. İnşallah. Bir taraftan da abi bakıyorsunuz mesela iktidar yetkilileri, hem Çalışma Bakanı, özellikle Maliye Bakanı, biz işçiyi, emekliyi enflasyona ezdirmedik diyor. Tabii. Ama canım, ortada bir sıkıntı var demek ki. Tabii canım, bakın ben 2010'da emekli olduğum zaman asgari ücretin 3 katını alıyordum. Şimdi asgari ücretin altındayım. Bu fakirleşmek demek. İşte yarın öbür gün bana da icra gelir. Yok, çünkü elektrik parasını ödeyemeyeceksin, su parasını. Bugün bir elektrik parası geliyor, iki kişilik bir evde 300 lira, 250-300 lira. Allah'tan korkun. Doğalgazı öyle, su, özellikle su bile çok pahalı. Yani o mümkün değil. Ha, şimdi direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Yani buradaki vatandaşlar, özellikle bu ülkenin vatandaşları, bu ülkenin kendi vatandaşları, dışarıdan gelenler zaten onlar keyif sürüyor burada. Bizim vatandaşlarımızın bir şeyi, özelliği şu. Yani patlak vermemesinin nedeni de bu. Ben babamdan destek görüyorum. Amcamdan, abimden, oradan, buradan herkes birbirine destek oluyor. Adam Tofaş'ta veya burada tekstilde çalışıyor. Asgari ücretin altında çalışıyor. Nasıl geçiniyor diyorsunuz? Tabii ki geçinir. Kestellidir veya Keleslidir, nereliyse gidiyor oradan, işte gıdasını alıyor, sebzesini alıyor babasından, teyzesinden, amcasından, öyle idare ediyor. Başka türlü bir yaşamı şartı yok. Rica ederim. 2023 yılında, evet, icralık sayısı 21 milyondan fazlaymış. Evet. Yeni yıla girdik biliyorsunuz. Evet. Yeni yılın ilk 5 haftasında bu rakam 134 bin kişi artmış. Evet. Bu ne anlama geliyor abla? Ekonominin çöktüğü anlamına geliyor. İnsanlar artık borca yöneliyor. Kredi kartlarına yöneliyor, krediye yöneliyor. Çünkü mecbur ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamaya çalışıyorlar. Genelde o zaman şöyle bir şey var. Asgari ücretliler ve emekliler, yani düşük maaş alanlar, böyle bir borçlanma içine giriyor. Ama öte taraftan bakınca iktidar, biz enflasyona işçiyi falan ezdirmedik diyor. Ortada bir çarpıklık var o zaman. Mesela asgari ücret 17 bine çıktı. Ama daha 17 bin insanların cebine girmeden fiyatlar yükseldi. Bir ay önceden insanlar mesela aldıkları ücretin altında ezildiler mesela. Ama işte bakalım, bu ücret geldiği zaman da bu katlamalı şekilde devam edecek artmalar. Fahiş fiyatları önleyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Önlenemiyor. Neden önlenmiyor? İşte onun çözümü. Niye önleyemiyorlar mesela? Üretim yok aslında. Çünkü köyden şehire çok göç oldu. Köyde artık insanlar tarım yapmıyor, çiftçiler üretmiyor. Yani bunlar yapılırsa ancak önüne geçilebilir. Yapılmazsa... Ümidiniz var mı ekonomiyle ilgili? Düzelir. Şu zamanda düzelir, şu günde düzelir. Doğru hamlelerle düzelebilir. Ne zaman düzelir mesela? Doğru hamle atmaya başladılar, örnek vermek gerekirse. Ne zaman düzelir? Yine bir 5 yıl en az. Biz böyle çekmeye en az, yani en iyi ihtimal söylüyorum. Yani 10 yıl kesin çekeriz de. Yani bir 5 yıl en az var. Merhabalar. Merhaba.
Abi gidişatı soruyoruz. 2023 yılında 21 milyon küsür kişi icralık olmuş. Bu rakam 2024'ün ilk haftasında 134 bin kişi daha eklenmiş, artmış. Bu ne anlama geliyor? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl görüyorum? Yani yanlış giden bazı şeyler var. Gerçekçi olmak gerekirse yanlış gidiyor yani. Ne bu abi yanlış giden? Yanlış giden şey yani ekonomi insanların bilmemesi. Yani şimdi ben yıllarca okudum. Evet. Hayatım okumakla geçti. Ben 86 yılından yaklaşık bir 2010 yılına kadar okumakla geçti. Yani ekonomiyi bilmedikleri için yani bu halde yani bu ülke. İnsanlar şeyi bilmiyorlar, ekonomiyi bilmiyorlar yani. İnsanlar derken kim bilmiyor yani ekonomiyi? İşte başımızdaki, evet. Başımızdaki. Ama ekonomistim diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani o yani yanlış. Şimdi şöyledir. Hayat şeyi affetmez. Nasıl tarif edeyim? Bazı evrensel bazı kurallar vardır. Yani mesela yer çekimi gibi bazı evrensel kurallar vardır. Ekonomi de buna benzer. Eğer bazı konularda hata olursa o şekilde her şey yansır yani. Bu biraz da yani düzeleceğini de sanmıyorum. Ümidinizi de yitirmiş gibi gözüküyor. Yani ümidimi aslında ben kendim olarak yitirmedim de yani böyle devam ederse daha kötüye gidiyor. Demin mesela şeye baktım, döner fiyatına baktım mesela demin. Yukarıda döner fiyatına baktım mesela. Bundan 3-4 sene önce 30 liraydı. Şimdi 190 lira olmuş. Benzin, ekmek arası mı? Ben mesela... Ekmek arası mı? Yok yok, normal İskender. 30 liraydı. Şimdi 190 lira olmuş. O biraz daha düşük fiyatlı. Normalde yani İskender kebabını asıl yapan kişilerde 360 lira falan. Aynen evet. 330 lira bahsettiğiniz gibi. Mesela bundan 5-6 sene önce mesela şey vardı. Benzin mesela normalde 5 bir mesela 5 litre bidona mesela şey alabiliyorduk. Benzin alabiliyorduk mesela. Doldurabiliyorduk bidonu. Şimdi 40 lira. Dolmuyor. Merhaba kardeş. Merhaba abi. Ne sormamı istersin? Abi ekonomiyi soracaksan zaten hiç sorma. Ekonomi diye bir şey kalmamış. Sanki içime okuyorsun. Vallahi öyle abi. Adam çorba kaşığıyla veriyor, yemek kasesiyle alıyor. Çocuğa bez alacağım, alamıyorum. Nasıl alamıyorsun? Alamıyorum abi. Her şey pahalı. Mesela vatandaş kaç aylık? 4 aylık abi. 4 ay önce işte yeni doğduğunda 20 günlükken aldığın bezi bugün kaça alıyorsun? Abi o zamanlarda 200'dü. Şimdi 450, hatta kilitliyorlar bile bebek bezlerini, mamalarını, çalmasın millet diye. Yani o derece ekonomi çok kötü yani. Millet bir şey alamıyor. Çalışıyor musun kardeş? Çalışıyoruz abi, ek iş yapıyoruz. Kaynakçıyım. Ne kadar maaş alıyorsun? Abi asgari ücret. Ama ne kadar? Bir de ek iş ne yapıyorsun? Garsonluk yapıyorum. Eşiniz çalışıyor mu? Eşim çalışmıyor abi. Çocuğa kim bakacak o çalışırsa? Ben sorumu sorayım sana. 2023 yılında 21 milyon kişi icralık olmuş. Evet, ben de dahilim. Bu rakam, sen de icralık mısın? Evet. Bu rakam 2024'e girdik ya. İlk 5 gününde 134 bin kişi artmış. Bu ne anlama geliyor kardeşim? Artar abi. Ekonomi çok güzel abi. Ekonomi çok iyi. Senin ona bağlı yani biraz ekonomi. Biraz önce bir şey söyledin. İcralığım dedin. Evet abi, icralıyız. Yani ne kadar? Valla bankaya borcum var abi, 60 milyar falan. Bu borç nasıl oldu kardeş? Abi geçinemiyoruz. O yüzden kredi çektik. Bankanın parasını kendi paramızmış gibi harcıyoruz. Kredi çektin. Kredi çektik. Yani. Devlet ilk önce kendi vatandaşına sahip çıkmalı abi. Kolay devlet gelsin. Devlet değil ama biliyorsun. İktidar. Devlet, iktidarı herkes abi, herkes. Aynen. Kolay gelsin abi. Abi hiçbir böyle şey olacağı yok. Böyle devam edecek artık. Böyle devam edecek. Yapacak bir şeyimiz yok. 21 milyon kişi 2023 yılında icralık olmuş abla. Evet. 2024'e girdik biliyorsunuz. Evet. İlk 5 gününde evet, bu rakam 134 bin kişi artmış. Evet. Bu ne anlama geliyor? Neden insanlar bu kadar icralık oluyorlar? Vallahi insanların insan olmadıklarından dolayı bence. Nasıl yani? Ya nasıl, sana ben nasıl anlatsam? Ben de icralıyım. Neden icralıksın abla? Sen şimdi insan değil ben, misin? Ben insanlık yaptığım için icralık oldum. Yani bir insana, yani bir komşuma... Evet. Borç verdiniz. Borç kefil vermedim. Oldunuz, yanlış söyledim. Kefil gibi bir şey yani. İş yeri vardı. İşçilerin mağdur olmasın dedi. Bana bir güzellik yapar mısınız dedi. Ben de ne demek dedim. Yani komşuyuz sonuçta dedim. Sen şimdi bu çocuklar niye mağdur kalsın? Çalışsınlar 5-10 kuruş. Dolayısıyla böyle icralık oldu. Evet. Ben şimdi yardımcı oldum. 300 milyar ne demek ya? 300 milyar benim şu anda icralım yani. 300 bin lira. Evet, 300. İnşaatı nasıl görüyorsun abla? Hiç iyi görmüyorum. Hiç iyi görmüyorum ya. Allah yardımcımız olsun. Neden iyi görmüyorsun? Çok yani o kadar psikolojim bozuk ki gerçekten hani konuşmakta bile zorlanıyorum yani o derece. Ne diyeceğimi de bilemiyorum.
Yani diyecek söz de yok ya. Ama şöyle bir şey var abla. İktidar diyor ki yani hem Çalışma Bakanı hem Maliye Bakanı özelde biz emekli işçi enflasyona ezdirmedik diyor. Ama sen bir vatandaş olarak diyorsun ki geçinemiyoruz ve ekonomiyi iyi görmüyorum diyorsun. Evet görmüyoruz. O zaman ortada bir çelişki var. Çelişki ya var. Birileri doğru ve yanlış yalan konuşuyor. Evet yalan. Sen mi yalan konuşuyorsun? Ben yalan konuşmuyorum. Ben buraya yalan konuşmak için zaten size katılmadım ki. Allah için bir söz söylemek için size katıldım. Ben niye yalan söyleyeyim ki? Yalan söyleyenleri Allah kahretsin. Ne olacak peki böyle? Onları bildiği gibi yapsın. Ne olacak peki böyle? Hiç yalan konuşmam. Dobra dobra. Şuradan beni kesseler hayatımda yalan konuşmak istemem ben. Ne olacak peki ablacığım böyle? Vallahi ben bilmiyorum yani. Gidişat yani çok kötü. Kara bir tablo çiziyorsun da o yüzden böyle diyorum. Ya gidişat iyi değil değil. Bilmiyorum. Kime ne diyebiliriz? Kime ne yapacağız? Şaşırdık yani şaşırdık. Gerçekten ya. Çok mağdur durumlardayız yani. 2023 yılında kardeşim 21 milyon kişi icralık olmuş. Bu rakam biliyorsun 2024'e girdik. İlk 5 gününde 134 bin kişi artmış. Bu ne anlama geliyor? Sen matematiği kuvvetli, öğrenci bir kardeşimizsin gördüğüm kadarıyla. Teşekkürler abi. Matematik pek iyi değil de olsun. Abi gidişat pek iyi gitmiyor gibi ya. Çünkü ülkemizde ekonomik bir kriz var şu anda. Hani her şeyin fiyatı pahalı. Ben Tophane'de okuyorum abi arkadaşlarla birlikte. Hani mesleğin ne olacak? Abi kalıpçı mısın? Kalıpçı. Evet abi. Kalıpçılık mı yapacağız? Evet abi. İleride öyle bir şey düşünüyoruz evet. Kalıpçılık şeklinde. Hani biz okula 150 lira 200 lirayla gidiyoruz. BİM'de kahvaltımızı yapıyor. Hani öğle molasında BİM'den yemek yiyoruz. Ona rağmen para bitiyor 2 saniye içinde. Giriyoruz bir ekmek, sana baban bir salam. Veya annen 200 lira günlük harçlık mı veriyor? Hı hı. 150 lira 200 lira değişiyor. Veremeyen arkadaşlar, anneleri babaları var mı? Abi vardır ya herhalde. Onlara da destek çıkıyoruz. Hani parası çıkışmayan oluyor. Arkadaşlarınıza vardır. Destek evet. Doluyoruz abi. Helal olsun. 2023 yılında icralık sayısı 21 milyonu aşmış. Bu rakam 2024'e girdik biliyorsunuz. İlk 5 gününde 134 bin kişi artmış. Ne anlama geliyor sizce? Bilmiyorum yani pek fazla bilgim yok öyle bu şeylere bilgim yok. İcra ne demek biliyor musun abi? İcra demek yani o oradaki bulunan mali almak demektir. Neden alırlar bir insanın malını? Almasının sebebi işte biliyorsun yani. Borçtan dolayı. Borçtan dolayı. Nasıl görüyorsunuz ülkenin gidişatını abi? Pek fazla bir anlam veremiyorum yani. Nasıl anlam veremiyorsun? Bir anlam veremiyorum. Nasıl olacak? Ne? Yani özellikle bu şeyi diyorum. Bu emekliye diyorum. Emekli yani sefalet içinde yaşıyorlar. Bunlar buna bir çare bulmaları lazımdır. Yani yapılan veya enflasyona göre yapılan artış yetmez mi diyorsun abi? Bu eskide şeydi. Bu asgari ücret en dip olaraktı. Ondan sonra emekliyle asgari hemen aynı seviyedeydi. Şu anda şu arada bir fark olmuştur. Hani bu olmaz ki, öyle şey olmaz yani. Gidişatı soruyorsun, nasıl görüyorsun? Ya ekonomik olarak şöyle, çok iyi görmüyorum. Alım gücünün günden güne düştüğünü biliyoruz çünkü hani ülke olarak. Yani en basitinden şöyle bir şey yapabiliriz. Geçen seneki işte asgari ücretle ne kadar ekmek alabiliyorduk? Şu anki asgari ücretle ne kadar ekmek alabiliyoruz? Bir ekmek olmuş yani 12-13 lira. Alım gücünün çok düştüğünü hani söyleyebilirim. Çalışıyor musunuz kardeş? Ben çalışıyorum. Hatta benim de asgari ücret zamlarından sonra işime son verildi. Eyvah. Evet, aynı gün içinde oldu hatta. Ne olacak peki böyle? Yani bu işime son verildi ama gene gülüyorsun. Gülüyoruz çünkü yaşamak zorundayız. Ülkemizi seviyoruz sonuç olarak. Yani biz de mesela aynı şeyi seviyorsun ama birileri seni sevmiyor ki böyle işte yani işverenin seni işten çıkartıyor. Hı hı. Aldığın asgari ücret yetmiyor ve iş aşağı tükür, sakal yukarı tükür, bıyık gibi bir şey oluyor yani. Yani şöyle, bu her sektörde, her alanda bu şekilde aslında. Hani genel olarak bir ekonomik olarak bir kriz gibi bir durum var aslında. Böyle olmadığını düşünen de bir kesim var. Aslında bizim bu öyle olmadığını düşünen kesimlere, bilen insanlar olarak ya da hani böyle olduğuna inanan insanlar olarak, böyle düşünmeyen insanlara bizim erişebiliyor olmamız gerekiyor. Önce toplum olarak böyle bir sorun olduğunu kabul etmemiz gerekiyor ki bu sorunu çözebilelim. Çünkü bir sorunu çözmek için öncelikle o yerde bir sorun olduğunu kabul etmek gerekiyor ve topluca bunu kabul etmek gerekiyor. Vatandaşın geneli ortada sorun olduğunu söylüyor. Mesela örnek emekliler, 8 milyona yakın 7500 lira maaş alan emekli var. Ortada bir sorun var.
feryadını duymayan da bir iktidar var. Tabii ki, tabii ki bu şekilde. Yani bu konuda zaten hani iktidarda mesela kendi, ben burada hani siyasi olarak hani bir şey söylemeyeceğim. Kendim de zaten hani siyasi olarak iktidar yanlısı bir insan değilim. Ama iktidar da bu konuda eminim ki elinden geleni yapıyordur. Çünkü devlet dediğimiz şey çok büyük bir şey. Sadece burada işte dediğim gibi biz mesela şu anda ekonomik olarak bir sorun olduğunu kabullenen taraftayız. Ama bunu kabul etmeyen de çok büyük bir kesim var. Bu kesime ulaşabilmek ve aslında topyekun bir sorun çözme çalışmasına gidilmesi gerekiyor. Yani bu sadece hükümetle ya da sadece insanlarla olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. 21 milyon kişi icralık olmuş. Yeni yılın ilk haftasında da ilk 5 gününde 134 bin kişi icralık olmuş. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir taraftan bir gözleri ışıldayan bir Nebati vardı ya, Maliye Bakanı. Ondan önce de bir Maliye Bakanımız daha vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı. O da Mart, Nisan'dan iyi olacak, Nisan, Mayıs'tan iyi olacak deniyordu. Ama ortada işte böyle bir tablo var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ülke ekonomik olarak kötü yani. Ekonominin kötü gidişi attığına bağlıyorum yani. Nasıl olacak yani? Nasıl değerlendirebilirsiniz abi? Neden böyle oluyor? Bir taraftan iktidar biz işçiyi, emekliyi, enflasyonu ezdirmedik diyor ama ortada da böyle bir... Evet, aynen. Yorum yok. Bir şey diyecek de halim de yok yani. Önümüzde bir yerel seçim var abi. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne yapacaksınız? Daha önce kime oy verdiniz? Kararsızım. Yani kim gelse hep kötüye gidiyoruz, hep kötüye gidiyoruz. Hiç iyiye gitmiyoruz yani. Ekonomik olarak kötüyüz zaten yani. Bundan sonra gelecek kişilerin veya siyasilerin ülkeyi toparlayabileceğini zannetmiyorum yani. Çok şey uygulamalar gerekiyor. Bence. Yani bir enkaz var ortada. Tabii yani. Tahribat büyük. Tabii, aynen. Çok büyük bir tahribat var. Yani bunun toparlanması kolay olmaz bence. Toparlanmaya kalksa mesela örnek işte mevcut iktidar dese ki biz ya hakikaten hatalar yaptık. Bundan sonra doğru adımlar atacağız dese. İnşallah. Kaç senede düzelir? Ya benim tahminim bir 50 sene gider herhalde. Yani bence yani benim görüşüm bu. 21 milyon kişi icralık olmuş 2023 yılında. Evet. 2024'ün ilk haftasında da bu rakam 134 bin kişi artmış. Evet, aynen öyle oldu ama ne yapabiliriz ki? Bir şey yapamıyoruz. Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Çok kötü. Ne olacak peki böyle? Vallahi ne olabilir ki? Hiçbir şey değişmeyecek abi. Ne oldu? Hayırdır? Hacı abi. Nasılsın, iyi misin? Ben Hacı Dirim be. Neyse, hoca, amca. Nasılsın, Gazi amca. Dedem hocaydı, he, buyur. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. 21 milyon kişi 2023 yılında icralık olmuş. 2024 yılının ilk haftasında da bu rakam 134 bin kişi artmış. Bu ne anlama geliyor? Yokluktan. Yok, yetmiyor. Aldıkları maaşlar yetmiyor. Vatandaşım. Tabii vatandaşın. O zaman icralıklar veya sıkıntıda olanlar hep düşük gelirli insanlar değil mi? Tabii düşük gelirler. Ben de öyle borçlandım da tarla sattım da ödedim. Toprak sattım. Evet. Ne olacak peki böyle amca? Bilmiyorum artık ama bunu devlet düşünsün ne yapacak. Affetsin borçlarını. Devlet ödesin. Ne olmayan parayı nasıl ödeyecek insanlar? Doğru mu? Aldıkları maaşla. Aldıkları maaş düşük maaş. Bugün 7500 lira, hadi 15 alsa ne olur dedim. O yetmiyor. Pahalılık var. 300 lira peynirin kilosu. Teşekkür ederim abi. Şeydir. 2023 yılında 21 milyon kişi icralık olmuş. İnşallah. İnşallah mı? Üzüldüm ama olmasın da her neyse. 2024'e girdik. Evet. Bu rakam 134 bin kişi ilk 5 günde artmış. Ne anlama geliyor bu abi? Vallahi bilmiyorum ki. Ben ilkokul mezunum ama kafalar çalışmıyor hala veya bilmem çalışıyor yapıyorlar. Kimin kafası çalışmıyor? Bu yapanlar. Bunun iyi ya da kötü olup olmadığını anlayamıyor musun? Anlamam, ben ilkokul mezunuyum. Allah Allah. Evet. Sen geçinebiliyor musun abi? Yok. Niye geçinemiyorsun? Yardım alıyorum da ondan. Yardımdan geç. Emekli değilim ben. Öyle mi? Yardım kim veriyor sana? Kaymakamlıktan alıyorum. Ne kadar alıyorsun? 2 milyar falan yetmiyor. 2 bin lira. Evin kendinin mi? Kendimin de babamdan kaldı öldü de tamam, yani kardeş bakıyor. Kardeş bakıyor bana. Peki 2000 lirayla nasıl geçiniyorsun o yardımla abi? Yetiyor mu? Yetmiyor ama ne yapıyorsun abi? Kardeş mi kaldı destekliyor. Çalışıyor musun? Yok, kardeş destekliyor. Evet, kardeş de destekliyor. Şükrediyor. Ediyor. Öyle mi? Ne yapayım? Etmiyor ama ediyorum dedi Doğru abinin.